Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Elime de battı diken. Aşağıdan sesler geliyor. Büyük ihtimal koyunumuz doğurdu herhalde inşallah. Allah izin verirse. Bugün havada bayağı soğuk. Şöyle koyalım telefonu da. Şimdi arkadaşlar koyunumuz da doğum padavanı alacağız. Nasip olursa. Elimizden geldiğince yaptık. Yerimiz ne kadar da müsait olmasa. Çizmelerimiz de diyelim. Samsun dikkat etmediği için kurallara yasaklar da kalkmadı. Evet arkadaşlar, şimdi gidelim koyunumuzun yanına da kuzusunu alalım, kendisini de ayıralım inşallah. Yani ikinci inşallah var mıdır Allah bilir. Bilemiyoruz. Şöyle diyeyim. Daha yeni doğurmuş. 5 dakikayı da ya büyük ihtimal doğurdu herhalde. Bakalım. Evet, hoş geldin. Şükürler olsun. Allah sizlere de nasip etsin. Evet arkadaşlar, şimdi bunları, bu koyunu ben buradan alayım. Yani doğuracağını bekliyordum. Ama bu kadar erken değil. Bir 10 gün, bir 5-6 gün daha var diye tahmin ediyordum. Demek ki 5'e yanılmışız. Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Tek olduğum için çekim olmuyor. Şimdi koyunumuzu buraya alacağız. Bu padağı alacağız. Hadi odakla. Evet arkadaşlar. Koyunumuzu aldık yerine. Bakalım. Kız mı? Oğlan mı? Bakalım. Evet. Dişi. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar. Bazen neyse, annesi kuruk kızım yavrunu, kuruk yavrum. Kuruk kızım. Kurut kurut kurut. Evet arkadaşlar, buraya kuzuları da koyuyorduk biliyorsunuz. Şimdi kuzuların kalıntılarından kuzu yemi var. Anne acıkmış. Ona biraz ot, biraz da kesif yem. En önemlisi arkadaşlar, doğum yapan koyununuzun yanından taze suyunu eksik etmeyin. Niye? Çünkü yani doğurduğu yeri şu an gösteremiyorum. Bildiğiniz su. Ben arkadaşlar şimdi buna bu koyunumuza biraz yem vereceğim. Hatta su da var. Koyunlarımızı çıkar. Sen oğlum niye bana boynuz diyorsun? Evet arkadaşlar.
Yani bir yarım saat, bir saat daha önce inseymişim. Yani koyunumuzun doğumunu sizlerle paylaşacaktık ama nasip değilmiş inşallah. Bir dahaki koyunlarımızın videosuna. İnşallah iki tane koyunumuz kaldı. Doğuracak. Evet arkadaşlar. Koyun kuzumuz herhalde biraz ayaklandı elhamdülillah yani. Şükür. Bir tane daha var mıdır yok mudur bilemiyorum. Ama Allah'a alem. Yani sağlıklı olsun. Yaşasın. Sürümüz büyüsün inşallah. Rüy, ne haber? Adam, bir zamanlar sen de böyleydin. Şimdi erkek oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle videoyu durduracağım, kusura bakmayın. Ya ot getireyim koyunumuza. Biraz Evet taze su arkadaşlar. getireyim. Suyumuzu aldık evden. Şimdi bu suyumuzun içine ne yapacağız? Şimdi vitamin. Çok az kalmış o da. Tüh, keşke alsaydık aşağı. Evet arkadaşlar. İçinde şöyle göstereyim. Ne vitaminleri varmış. Demir. Mangan, çinko, bakır, selenyum, sodyum, A, B1, B2, B6, C, D3, biyokitin, vitamin, arkadaşlar, neymiş? Süt sığırlarında 20 ton şey pardon ne 20 tonu 1 litre suyun içine 20 veya 50 milim ağızdan yani buzağılar koyun ve keçilerde yani bunun bir pompası. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Bir koyuna iki pompa. Şöyle. Kuzulara da bir pompa günlük. Şimdi ben bunu kuzumuzun az olduğu için hem de kuzumuza da iç vereceğim. Bir, iki, üç. Buna verdik. Bu da doğan kuzumuza kalsın. Ne olur ne olmaz. Tedbir almak lazım. Şöyle karıştıralım. Karıştı sanırım arkadaşlar. Evet, gündüm dön 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 dön. Aferin aferin kızım. Kızım. Benim koca kızım. Benim koca kızım. Hadi benim koca kızım. Az dur yavrum. Hadi tatlı kızım benim. Oh. Sen çok güzel annesin. Çok.
Hadi yavrum sen de. Hayır, 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 hayır. Dur, gidelim dur. Hayır, hayır, hayır. Al, bu ne misin? Az emsin yavrum, ondan sonra bırakacağım kızım. Canım kızım. Bak yavrum, aha, burada, burada, burada. Hemen, 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 hemen. Ne emdiysen kar. Hayır. Kızım, yoruldun da dur. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel, az az kuzun emsin. Ya orada ne arıyorsun kızım? Sen de anan gibi biraz uyumlu ol da. Büyüdükçe az kendine kendine gel. Niye dreşleşiyorsun ya? Ulan böyle olmaz ki, gel bak. Gel. Dur, dur. Dur. Arkadaşlar bu hayvanımızı bu gözü kör. Evet, süt gelmediğine göre kör. İç kızım suyunu, iç iç iç, vitamin vitamin. Evet arkadaşlar, kuzumuz emdi. Biraz emdi. Şöyle kızım. Annesi yalıyor şu an. Evet arkadaşlar, kuzularınızın doğum yerinde yalama taşları olsun. Kuzularımız bakın ne hale getirdi. Buraya da koyunlarımıza taktık. Koyunlarımız şu an aşağı yukarı bahçelerimizde olan mısırdır. Mısır sapı. Yani sapı dedim, mısırın yapraklı hali. Ondan sonra lahana, pancar, fasulye yapıyorsanız eğer, fasulyenin kabuklarını, beyazını içini çıkarıp o beyaz kabuklarını atmayın arkadaşlar. Çuvallara koyun. Çuvallara koyduktan sonra kışın onları ılık suyla, ılık tuzlu suyla
ıslayın. Ve böyle koyunlarınızın yemliklerine dökün. Öyle bir yiyorlar ki, öyle bir yiyorlar ki hem de koyunlarınız için değişiklik oluyor. Değil mi Karagözüm? Maşallah, subhanallah. Evet arkadaşlar, maşallah demeyi unutmayalım. Allah sizlere de nasip etsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ahir zamanda diyor, ümmetimin en hayırlı hayvanı dağ başlarında alıp güttüğü koyun olacaktır buyuruyor. Evet arkadaşlar, hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.